Şimdi Galatasaray'ın elinde 3 tane çok iyi stoper var. Üst seviye gerçekten. Hani kim oynasa hiç fark ettirmeyen, kimsenin eleştiremeyeceği, çok da istikrarlı performans gösteren, aralarında çok iyi arkadaşlık olan 3 tane oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi dedim ya az önce Galatasaray'ın oyuncu satması gerekecek bir noktada. Gözüken o. Yani o söylenen iddialı Avrupa için özellikle kadronun kurulabilmesi, eksiklerin tamamlanabilmesi için oraya bir stoper satışını ben bekliyorum. Davinson'un satışı biraz zor. Neden zor? Aldığı maaş itibariyle biraz sıkıntı olabilir. Yoksa bence ligin en iyi stoperi. Hatta şu anda Avrupa'nın 5 büyük liginde de rahatlıkla herhangi bir takımda oynayabilecek seviyede bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama 3.1 milyon euroluk bir maaşı var. Yani bu maaş onun belki transferin önünü biraz kapatabilir gibime geliyor. Bu anlamda Nelson'un gidişi daha mantıklı. İyi de bir Avrupa şampiyonası geçirebilirse Nelson, Avrupa pazarında halen iyi bir yeri olduğunu düşünüyorum. Özellikle İngiltere'de başaltı kulüplerin ciddi ilgisini çekiyor Nelson. Bundesliga kulüplerinin ilgisini çekiyor. Ama ben Galatasaray yönetiminin bir stoperini satıp, bu Abdülkerim olmayacaktır bu arada onu söyleyeyim. Abdülkerim ne olursa olsun tutmak isteyecektir burada yönetim. Bir yabancı stoperini satıp sanki oraya Emin Bayram'a monte edilmesi şu an planlamada düşünülüyor. Burada yönetim hem bir yerli olarak elini güçlendirecek hem de ekonomik anlamda elini güçlendirecek. Ben Nelson'un ayrılığını bu anlamda daha yakın görüyorum. Kartal Yiğitsiz Galatasaray'da stoperler için teklifler olduğu konuşuluyor. Bunlardan birisi Abdülkerim Bardakçı, diğeri de Davinson Sanchez. Abdülkerim için Suudi kulüplerinin devrede olduğu 15 milyon euroluk teklif geldiği iddiaları var. Yine aynı şekilde Davinson Sanchez için de Napoli'nin ilgisi olduğu konuşuluyor. Yani toplamda iki stoper için yaklaşık 27 milyon euroluk tekliflerin olduğu konuşuluyor. Bir satış bekliyor musunuz Galatasaray'dan, yoksa hayır biz kadroyu koruyalım denir mi? Nasıl öngörüyorsunuz? Şimdi Galatasaray'ın bu seneki şampiyonluğundaki en büyük pay bölge olarak savunmasıydı. Yani iyi savunma yaptılar. Tamam, önde iyi bir atanı vardı ama savunma anlamında zaten kalecisi iyiydi. Ve kalecisinin bu özelliklerine rağmen savunmayı da iyi oluşturduğu için bir problem yaşamadı sezon genelinde. Şimdi bakıldığı zaman tek tek bireysel olarak hakikaten çok çok kaliteli 3 tane iyi stoperi var. Bunu işte Nelson'u da dahil ederek konuşuyorum. Abdülkerim büyük bir çıkış yakaladı. Yani ilk geldiğinde çok eleştirildi. Zaman zaman hakikaten çok büyük hatalar yaptı ama. Galatasaray'ın bir yenilgisi vardı. İnanılmaz hatalar yaptı. Orada çok büyük bir hatası vardı. Çıkarken kaptırmalar falan. Yani hatta işte o dönem nereden geldi şeklinde, nereden bulunduğu şeklinde, biz büyük takım oyuncusu değil şeklinde eleştirilerde bulunuldu. Biz bile demişizdir. Ama şimdi bakıldığı zaman büyük çıkış yapan oyunculardan biri. Davinson Sanchez katılıyorum. Lige gelmiş bugüne kadarki bence en iyi stoperlerden bir tanesi. En iyisi demiyorum. İyi stoperler, çok kaliteli isimler geldi. Ama son dönemde hakikaten Sanchez'in isminin konuşulması gayet doğal. Eğer Galatasaray yönetimi şöyle bir şey planlarsa, ya biz gelen teklifi değerlendirelim. Çünkü bir değerini bulduğu zaman oyuncunun ben satılmasının taraftarıyım. O değer bulunursa satarlar diye düşünüyorum. Ama değeri bulamazlarsa da hiç maceraya gerek yok. Tabii. Hiç gerek yok. Satma. Elinde senin 3 tane kaliteli stoperin var. Aynı şekilde devam et. Kalecinle beraber zaten bir uyum yakalamışsın. Hiç riske girme. Devam et. Zaten 3'ü de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak kapasitede oyuncular. Ama hakikaten büyük bir teklif gelirse o zaman satabilirler. Yani Abdülkerim'i de satabilir, Sanchez'i de satabilir. Ama Abdülkerim sanki daha yakınmış gibi geliyor bana. Yani Abdülkerim'in satışı olabilirmiş gibi geliyor. Sanchez de Nelson'u tutup önümüzdeki sene tandemi. Yerli olarak yerini dolduramaz. İşte ama yerli zaten olarak o sıkıntı, dediğin gibi yerli olarak. Gerçi yeni sezonda büyük ihtimal takımlar bütün yabancı haklarını kullanacaklardır. Hele savunmada. Emin Bayram çok iyi bir sezon geçirdi. Çok geliştirdi kendini. Metehan iyi bir sezon geçirdi bu arada. Onu söyleyelim, Eyüp Spor'da. Arda Turan'ın elinde. Metehan da benim beğendiğim bir oyuncu. Potansiyelli yani, bir oyuncu. Galatasaray'ın orada iki tane iyi yerli stoperi var. Ama tabii ki Abdülkerim Bardakçı farklı bir oyuncu. Farklı bir oyuncu. Yani doğru. Galatasaray'ın doğru hücum oyununa, set oyununa, ön alan oyununa çok fazla katkısı var savunmanın dışında. O yüzden farklı, de okunucunun sisteminin de çok ciddi bir parçası doğru olduğu için ben hani bırakmayacaklar diye düşünüyorum. Doğru. Ben de yani diğer oyuncular için de aynı şey. Belki Nelson, belki bir
ayrılma isteği olabilir ama onun her yıl Nelson'un bir isteği oluyor. İsteği ama oluyor. Gerçekleşmiyor. Olabilir ama onun dışında şimdi yabancı sınırının ilk 11 açısından konuşuyoruz. Kalktığı bir ortamda tandemde mesela bir Nelson Sanchez yapabilirsin. Tabii ki daha rahat yapar. Çok artık. Da iyi olur yani. O anlamda dedim belki Abdülkerim satılabilir. Olabilir. 3 tane iyi stoperin olması peki şöyle bir şey doğurur mu? Yani sezon içinde bunu birazcık Nelson'la birlikte yaşadı Galatasaray ama ardından bu işi çözmeyi de başardılar. Yani kenarda kalmak her futbolcu için mutsuzluk sebebi. Tabii ki. Her futbolcu her takımda. Şimdi 3 tane iyi stoper var. İdeal stoper ikilisi mesela Galatasaray'ın kim? Aklınızdaki. Size sorayım. Davinson Abdülkerim'dir. Davinson Abdülkerim. O zaman Nelson kenara yazmak zorunda kalıyoruz ki bu sezon şampiyonlukta çok ciddi payı var. Evet. Size göre mesela hangi ikisi? 3 isimden. Ben de Davinson Abdülkerim derim ama yeni sezon bu sene için derim. Yani geçtiğimiz sezonda Davinson Abdülkerim öne çıktı. Ama yeni sezonda kim derseniz kontenjan da olmadığı bir durumda Nelson Sanchez. Burada benim bunu seçmemin sebebi performanstan ziyade, kaliteden ziyade oyuncu profiliyle alakalı. Yani Galatasaray oyunu önde oynamak isteyen, topla beraber savunmadan çıkmak isteyen bir takım. Pas oyunu oynuyor Galatasaray. Nelson bu oyuna çok uygun bir oyuncu değil. Yani mesela Nelson oynadığı maçlarda evet Galatasaray savunma anlamında belki iyi göründü. Ama işin hücum kısmında, doğru, mesafeleri kısaltma kısmında, topla savunmadan çıkma kısmında problemler yaşadı dönem dönem. Galatasaray'ın oyununa, Okan Hoca'nın oyununa, Galatasaray'ın futbol kültürüne Davinson çok daha uygun bir stoper. Ama Nelson çok beğendiğim bir oyuncu. Ama bence Galatasaray iyi bir teklif gelmesi halindeki bu teklif tabii ki görecedir. Bana göre 11-12 milyon euroluk bir rakam bile Nelson için çok kötü bir rakam değildir. Galatasaray bonuslarla bunu 15'e çıkartabilirse bence ideal bir satış olur. Şimdi bu soruyu neden sordum? Nereye gelmeye çalışıyorum? Bana göre de mesela bu tartışılabilecek bir tabii konu. Kesinlikle 3 isim. Tabii göreceli bir kavram. 3'ü yani. De iyi ya. Ben 3'ü de iyi. 3'ünü de ayıramıyorsun. Herkes yani. Farklı bir şey söyleyebilir bu konuda. Nereye gelmek istiyorum? İkinizin cevabının özelinden gidelim hadi şimdi. Nelson kenarda kaldı diyelim. Nelson şunu der mi? Hocam geçen sene de ben kenarda kaldım. Şampiyonlar Ligi'nde oynayamadım. Bana müsaade edin. Ben daha tartışmasız ilk 11 oynayacağım bir yere gideyim noktasına 3 oyuncudan birini getirir mi bu süreç? Getir. Bunu sormak için. Nelson çok fazla getirir. Hatta geçen sezon hatırlayalım. Kendi ülkesinde bir açıklama yapmıştı. Kendi basında. Evet evet. Çok ciddi bir isyandı. Tabii. Yani hatta sertlik derecesi de bayağı bir fazlaydı. İşte o yüzden sordum zaten. Yani bence orada ben gitmek istiyorum Nelson gibi bayağı ister. Açıklamalar vardı. Mesela Davinson yedek kaldı. Açık söyleyelim çok büyük bir profesyonelmiş gerçekten de. Bazen 2 dakika oynadı, 3 dakika oynadı. Yani siz Tottenham tarihinin en pahalı transferlerinden bir tanesisiniz. Hiç sesini çıkartmadı. Doğru. Hani o anlamda Nelson yedek kalırsa eğer başlangıç planlamasında sezonun bence kriz çıkartır. Yani kriz mi olur yoksa çözülür mü baştan bilmiyoruz ama yani orada bir soru işareti ayrılmak ister en azından onu söyleyelim. Yani. Ayrılma talebi olur. Şu da var. Galatasaray'ın transfer politikası ne olacak? Acaba ekstra bir tane daha stoper alacaklar mı? Eğer böyle bir hamle olursa ben Nelson'un kalacağını çok düşünmüyorum. Şu anki tabloda yani bir dördüncü stoper daha. Ben zannetmiyorum. Zaten şu an Galatasaray'ın elinde Nelson'un gittiğini farz ederim. Kaan Ayhan var, Emin Bayram var. Doğru söylüyorsun. Doğru. Emin de iyi yani, bir oyuncu. Yani, ben zannetmiyorum. Ama belli olmaz. Yani Okan Hoca diye bir ki Şampiyonlar Ligi var. Bir tane daha olabilir, tecrübeli oynayabilecek birini alalım derse işler o zaman değişir. O zaman Nelson'dan bir ayrılık o zaman bekleriz yani. O zaman olur. Bana yani derin mi? Kadrolarda şöyle bir şey var. Derin kadro kurmazsanız 3 kulvarda işte Avrupa, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Lig. Derin kadro kurmasanız sakatlık cezalı oyuncu durumunda eliniz zayıflıyor. Ama iyi oyuncular alsanız kenara oturttuğunuzda da bu sefer onları idare edebilmek, evet, yönetebilmek bir ayrı mesele. Tabii. Bunları çok yaşadık, her kulüpte gördük. Teknik adam tabii. Orada ön plana çıkıyor işte. Tabii onun da bir yeri var. Galatasaray kaç transfer yapar tahmini aşağı yukarı? Mevcut 11'i bir sayalım isterseniz. Muslera dedik. Sağbek transferi olacak herhalde. Kesinlikle değil mi? Olacak. Bir sağbek. Stoper tandemi gerek yok. Solbek Köln'le birlikte doldu mu? Dolmadı bence. Yani Galatasaray bence oraya bir tane oyuncu alacaktır. Yani sezon bir kere komple Köln'le geçmez. Çünkü sezonu bitirdiği nokta biraz tartışmalıydı bence. Geldiği günkü Köln'le bıraktığı Köln aynı performans değildi. Galatasaray mutlaka oraya yabancı alamaz bence. Ama bir yerli solbek havuz da dar. Kim olur bilemiyorum. Ama bir oyuncu sanki oraya gelecek. Sol bek dediniz. Evet. Yani sağ bek, sol bek.
Orta sahaya gelelim. Torreira garanti yeri. Mutlaka bir 8 numara alacak Galatasaray. 8 numara. Hatta 2 tane alabilir. Çünkü Sergio Oliveira da gidecek.